Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Deniz Volkan Yoruk. Namı değer Volkan abi, YouTube'dan değil de Instagram'dan ulaşıp ısrarla YouTube'a video çekmemi isteyen 3 tane güzel kardeşim. YouTube'dan da yazabilirdiniz. Abi PUBG'de kontrol ayarlarını bilgisayarda yapamıyoruz. Bu konuda bir video çeker misin? Bize yardımcı olur musun? Demişsiniz. Bunun için normalde ben Valorant oynuyorum ama sizin için tekrar PUBG'yi kurdum. Ve bilgisayarda PUBG nasıl yönlendirilir? Mouse'dan nasıl kurtarılır? Yön tuşları nasıl atanır? Bunu kısa bir videoyla anlatmaya çalıştım. Hadi bakalım, şimdi videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar merhabalar, merhabalar, merhabalar. Arkadaşlar tekrar merhaba. Hemen bilgisayarımızda GameLop'u açıyoruz. Ben GameLop emülatör kullanıyorum. Siz ne kullanıyorsunuz onu açıyorsunuz. Açıl susam açıl diyorum. Açılsana çocuğum yavrum. Açıl evladım. Açıl çocuğum. Evet, GameLop açıldı. PUBG Mobile'i seçiyoruz. Şimdi bu kontrollerin sıkıntılı olması, yani mouse'la sağ sol yapıp ileri gidebiliyorsunuz falan. Bilgisayarlarda bu çok sıkıntı oluyor genelde. iPad ve telefonlarda pek sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ama bizim için sıkıntı oluyor, problem oluyor. Şimdi ekranı açıyoruz arkadaşlar. Ekranı açtıktan sonra şu sağ tarafta varsayılan kontrolör yazıyor. Bende bu açık. Sizde açık değilse buradan ayarlardan girebilirsiniz. Şuradan 3 çizgiyi tıklayıp ayarlardan girebilirsiniz. Oyun ayarları diyorsunuz. PUBG Mobile, bende 2 oyun var. PUBG Mobile'i seçiyorum. Buradan varsayılan 720 netlik diyorum. Kaydet diyorum. Evet, ne yaptık? Tekrar edelim. Buradan ayarlara girdik. Oyun ayarları dedik. Burada Call of Duty var. 1080'de kalsın. Onun çözünürlüğü iyi. PUBG Mobile'e geldik. SP 720 varsayılan netlik dedik. Dengeli seçiyorum ben. Siz bilgisayarınız kaliteli ise, çok çok iyi ise HD seçebilirsiniz. Burada 60 FPS ile oynuyorum. Kaydet diyorum. Bunu yaptıktan sonra tekrar buraya geliyoruz. Evet, bu hala açılmaya çalışıyor. Şu duvar resim var arkadaşlar burada. Tuş atama diyor, bakın. Tuş atama üzerine geldiğinizde şurada hemen onu tıklıyoruz. Direkt burada gördüğünüz üzere klavye açılıyor. Klavye ayarı ekranı açılıyor. Şuraya baktığınızda burada 720 işaretliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü öteki tarafta biz ne yaptık? Çözünürlük ayarlarından 720 işaretledik PUBG için. Onun için burada da yine 720'yi işaretlemek zorundayız. Burası direksiyon etkin, nişan etkin, ateş etkin işaretli. Bu tuş atama ipuçları oyun sırasında size gösteriyor tuşları, kalabilir. Bu otomatik sahne değişimi modu benim için de sıkıntı değil, kalabilir. Konuşmak için shift tuşuna basılı tut falan filan. Bunlar hiç ellemiyorum. Bunlar hep ben standart kullanıyorum. Kaydet diyorum. Tamam diyorum. Mücadeleye git diyorum. Yani eğitim kampına. Bakalım. Bakalım. Düzeldi mi? Yine mouse'la mı hareket ediyor? Yoksa sadece mouse'la kafa hareketi ve standart W, SD, I tuşuyla yön verebilecek miyiz? Bakalım, göreceğiz arkadaşlar. Şöyle bir tam ekran yapalım. Bakın normalde böyleydi. Gördüğünüz üzere bu şekilde ilerliyorduk. Mouse'la ilerliyorduk. Şimdi ASD tuşuna basıyorum. Bakın görüyorsunuz. 10 numara 5 yıldız. Mouse'u yok etmek için de mouse'un sağ tuşuna tıklıyorsunuz. Mouse'u yok ediyorsunuz. Bu şekilde ayarınızı yapmış oluyorsunuz. Oldukça rahat bir şekilde. Umarım anlamışsınızdır. Bir kez daha hızlı bir tekrar yapacağım. Tekrar ediyorum. Mutlaka ve mutlaka görüntü ayar çözünürlüğü ile kontrol ayar çözünürlüğünün aynı olması gerekiyor. Eğer aynı olmazsa arkadaşlar ne oluyor? Ne yazık ki sadece mouse'la böyle oynayabiliyorsunuz. İleri geri yapıyorsunuz. İleri geri falan. Çünkü öteki türlü bu şekilde oynarsanız zaten kesinlikle maçı kaybedeceksiniz. Çünkü çok zor. Kesinlikle yön veremiyorsunuz. Bunun için bu ayarı yapmanız gerekiyor. Şimdi bir kere daha en baştan anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şuradaki üçlü menü çubuğunu tıklıyoruz. Buradan ayarlara giriyoruz. Buradan oyun ayarlarını tıklıyoruz. Bizim oyunumuz Call of Duty değil, PUBG olacak. PUBG'yi tıklıyoruz. Ben 720 seçiyorum.
Kaydet diyoruz. Burası dengede kullanıyorum. Gene siz bunu kendi bilgisayarınızın özelliklerine göre, hızına göre değiştirebilirsiniz. Ekran kartı filan işlemcisine göre. Ben bunu HD'de yapabilirim keyfime göre. Tamamen size bağlı 60 FPS oynuyorum. Kaydet diyorsunuz. Ondan sonra tekrar oyuna geliyoruz. Burada şuradaki tuş atama kısmındaki duvar şeklindeki menüyü tıklıyoruz. Bu menüyü tıkladığımızda böyle bir tuş ekranı açılıyor bize. Bu tuş ekranından gelip burada da şu kısımda da aynı çözünürlüğü seçiyoruz. 720. Şimdi burada 1080 gösteriyor çünkü bende iki oyun var. Burada şu anda ilk oyunun yani Call of Duty'nin çözünürlüğü bu. Normalde PUBG'yi biz 720 ayarladık. Eğer Call of Duty olmasaydı burada 720 yazacaktı arkadaşlar. Hatta bakın göstereyim ayarlara. Bakın Call of Duty 1080, PUBG 720. Buradaki ayarı da 720 yapıyoruz abiciğim. Bunu 1080 yaparsak mesela gene eski sistem sadece mouse'la yön verebiliriz. Kesinlikle yön tuşlarıyla kullanamayız. Bunu da 720 yaptıktan sonra kaydet diyorsunuz. Oldu da şu ipuçlarını da göstersin. Oyun sırasında lazım. Oldu da yanlış bir şey yaptınız burada. İşte bunu aldınız o tarafa götürdünüz. Bunu aldınız bu tarafa. Bunu yanlışlıkla sildiniz. Bunu kapattınız. Bir şeyler oldu falan filan. Yanlışlık oldu yani. Bir hata yaptınız falan filan. Buraya gelip sıfırla diyorsunuz. Tekrar eski haline geliyor. Ondan sonra tekrar bu görüntü ayarınızı yapıyorsunuz. 720'yi ayarlıyorsunuz. Kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Oyuna giriyorsunuz ve gördüğünüz üzere oynuyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Mouse'u kaldırmak için de ne yapıyoruz? Yine mouse'umuzun sağ tuşuna ya da klavyemizde kontrol tuşuna basıyorsunuz. Basılı tutuyorsunuz. Ben de mouse'un sağ tuşu, sizde kontrol tuşu olabilir. Zaten burada yardım olması için aynı böyle bin sür gibi şurada çıkıyor. Kontrol diyor ki mouse'u kaldırmak için CTRL tuşuna basılı tutun diyor. Basılı tutun diyor arkadaşlar. Bu şekilde kontrol ayarlarımızı yaptıktan sonra tekrar gel bakayım mouse. Ondan sonra buraya geliyoruz arkadaşlar. Kontrolümüzü ayarladık şu anda. Yön tuşlarımızı ayarladık. Hassasiyet ayarlarımız. Ben şimdi hassasiyet ayarlarımı size göstereceğim. Genel hassasiyeti ben özelleştirdim, kendim ayarlıyorum. Genelde 25, 26, 25 bunları kullanıyorum ben. Kamera, şahıs kamerası bunlar oyun başlarken bunlar çok önemli değil. Ama bu kısım çok önemli. Burada yine 3. şahıs dürbünsüz 25, 1. şahıs dürbünsüz 25, 3, şu nişan 130 bunun ne olduğunu bilmiyorum. Hologramda lazer ya da hologram taktığınız zaman silah onun görüntüsü onu da %25 yapmışım. 3. X dürbünü 30 yapmışım ki biraz yüksek gibi ama bunu oyunda yine ayarlarız. 2X'i de gene 25 yapmışım ben. Hep böyle bir 25'te gitmişim yani. Aslında normalde dürbün X'i çoğaldıkça şu orantıların azalması lazım. Yani bu 30, bu 20, bu 10, bu 2 gördüğünüz gibi. Bu 25, normalde bu 25 ise bunun da 20'lerde falan olması lazım denge olması için. Ama tabii bu silahtan silaha da fark ediyor. Bunu gene yapacağım. Oyunda da yapacağım. Jiroskop ayarları bizi ilgilendirmiyor. Cep telefonuyla alakalı. Burayı hiç ellemeye gerek yok. Tekrar şuraya geliyoruz. Jiroskop hassasiyeti diyor. Bu dediğim gibi bilgisayardan yani PC oynayıcıları için gereksiz. O telefon oynayıcıları için gerekli. Burada da yine ateş etme animasyon hassasiyeti diyor. Bunları da yine aynı şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bakayım 6x'i 10 yapmışız. 8 mesela bu çok yüksek. Bu 4 falan olması lazım. 2 olması lazım. Oyunda yine ayarlarız. Şunu 12 yapalım. 3x 19 20 olabilir. Şu 25'e falan gelmesi lazım. Öyle hatırlıyorum. Hani şu an bayağıdır oynamadığım için. Bu da gene 25'lerde falan olursa sıkıntı yok. Hatta 23 olsun bu. Geliyoruz. 30 bile olabilir ya bu. Lazer çünkü bu. Lazer ve hologram olduğu için 30 yapalım. Bu da yine 32'de kalmış birinci şahıs. Bunu biraz düşürelim. 30. Bu da 30'da kalsın. Şu tarafa geldim. 40 yapmışız bunu. Bunu da 30'lara getirelim. Bu ateş etme, yani ateş etme esnasındaki göreceğiniz görüş. Bu normal dürbünlü taktığınız zaman, dürbünsüz oynadığınız zaman ki bu dürbün taktıktan sonraki oynayacağınız ayarlar arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Ayarları bitirdiğimizi varsayarak buluta yükle diyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi geldik buraya tekrar. Şu
Sesleri bir açalım. Bakın kontrollerin de bizde kalması lazım. Oğlum bir dakika susun. Şimdi evet arkadaşlar, umarım yardımcı olmuştur. Yine de kafanızda soru işaretleri varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Kanalımıza abone olmayı, zili açık bırakmayı sakın ha sakın unutmayın diyoruz. Çok güzel eğitim videoları, kukla ve oyunculukla ilgili eğitim videoları yakında bu güzel kanalda sizlerle olacak. Hepinizi çok seviyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Hoşça kalın.